Naleple bir markası da marka olabildi mi bilmiyorum ama toplum tarafından sevilen, kitleler tarafından bilinen bir hal durumuna geldi. Yani nasıl yarattık diye bir şey yok. Aslında biz, bu iş tamam bizim doğallığımızla oldu. Hiçbir amaç gütmeden. Yani 4 sene önce başladık biz bu işe. 4 sene önce ilk videoyu çekerken mesela benim aklımda hiç kitlelere duyuracağım, siz işte ünlü olacağım falan filan hiç öyle bir niyetim yoktu. Zannediyorum niyetim de olsa olmazdı. Ya bu iş kendinden gelişen bir olay. Ha nedir mesela? Biz bu işe başladığımızda videolar çekmeye devam ettiğimizde insanların sevdiğini fark ettikten sonra işi biraz daha profesyonelle döktük. Yani döktük derken nedir? Daha kaliteli davranmaya çalıştık. Ağzımdan çıkan lafın nereye gideceğini, bize herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını, onları daha tesis ederek ilerlemeye başladık. Marka demeyelim de ya, herkes tarafından sevilen bir adam olmak. Şu an ağlayacağım Taha, biliyor musun? Beni duygulandırdın serseri. Ya bilmiyorum ya. Bu marka olayına çok takılıyorum ben aslında. Yani marka olmak toplum tarafından sevilen bir adamız ya. Marka diyemem kendime. Ama iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Ya sosyal medya kitlesi çok inanılmaz bir kitle. Yani kadın erkek ilişkilerinde kadın hep trip atar diye bir şey vardır ya, muhabbet vardır ya. Burada bu ilişkide de trip atan taraf karşıdaki izleyici. Sosyal medya izleyicisi. Ya sosyal medyada insanlar bir de size çok kolay reaksiyon verebildiği için, ya mesela video atıyorsun adam altına direkt gönlünden geçeni, kafasından geçeni çok rahat söyleyebiliyor. O nedenle biz Naret Bey'in sayfası olarak kardeşim Furkan'la beraber her zaman şunu yapıyoruz. Sağ, sol, dil, ırk vesaire konularına girmeden tamamen insanlara mizah enjekte ederek bu tarz kırgınlıkları yaşatmamak adına elimizden gelen her şeyi gösteriyoruz. Yani 1 dakika video çekiyoruz biz. 10 dakika onu atması sürüyor. Yani ben mesela adım adım, saniye saniye ağzımdan çıkan her kelimeye bakıyorum. Bir tarafa bir laf etti mi? Bir tarafın kalbini kırdı mı? Bana şu taraftan şöyle bir eleştiri gelebilir mi? İşin özüne baktığında 1 dakikalık bir tane Instagram videosu. O nedenle çok dikkat ediyoruz. Bu dikkatin sebebi de karşı tarafın çok kırılgan olması. Sosyal medya kitlesi inanılmaz kırılgan. Çok sever, bir anda yerin dibine sokar. Yani o yüzden çok dengeli ve çok tedbirli olmak gerekiyor. Aa ben oldum. Nasıl olsa ben oldum. Bu millete ne desem bu millet bunu yer. Kafasına girdiğin anda sosyal medya kitlesi seni çok rahat alaşağı eder. Ya şimdi biz 4 senede bu işi yapıyoruz dediğim gibi. Diğerlerine nazaran bizi biraz da ayıran bir fark var. Bizim yazma gücümüz biraz daha fazla. Üretme gücümüz. Zaten 4 senede sosyal medyada ayakta kalıp hala influencer olarak bir şey üretebiliyorsanız demek ki bir yeteneğiniz var demektir. Çünkü baktığınız zaman hep dönemlik insanlar çıkıyor. Bir dönem çıkıyorlar, kayboluyor. Bir dönem çıkıyor, kayboluyor. Biz 4 senede bunu bu şekilde başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunun sonucunda artık evet sosyal medya güzel gidiyor ama bunu beyaz perdeye, geleneksel medyaya taşımak gerekiyor. Yani bu aslında çok benim içimde olan bir şey değil ama toplum ya da kitle bunu senden istiyor. Sokağa çıktığın zaman, bir yere oturduğun zaman insanlar senden televizyon ya da sinemaya bir şeyler yapmanı bekliyorlar. Biz kardeşim Furkan'la bir senaryo yazdık. Biz bunu 2-3 sene önce de yapabilirdik. Ama bu sene yapmayı uygun gördük. Çünkü artık bu sene ben hazır olarak, yani bu işi yapabileceğime inandığım için, sırf aman işte 1 milyon küsur takipçim var, gişeden o kadar adam gelsin, film yapalım, parayı vuralım kafasında bir adam değiliz. Bu sene artık 4. senede bunun olması gerektiğini düşündük. Güzel bir film çekti. Şubat'ta vizyonda Allah nasip ederse. Ama bu saatten sonra da sosyal medya evet devam eder. Ama bir de geleneksel medyaya da girmek gerekiyor. Çünkü kitle istiyor. Yani orada gördüğü doğal adamı evinde televizyonda da izlemek istiyor. O nedenle iki tarafı da çok fazla bırakmadan yürümek istiyorum yani. Aslında bu sosyal medyada popüler olmak olmanın güzel yanları var. Kötü yanları da şöyle, kişinin kendi karakteriyle alakalı bir durum. Eğer ki 17 yaşındaki bir çocuk kontrolsüz şekilde popüler olduysa o çocuğun hayati anlamda yürüyüşlerinde her zaman bir sıkıntı olacaktır. Çünkü 17 yaşında kendini bilmeyen bir adam o şekilde bir popülasyona sahip olduğu zaman bu sosyal medyanın iyi yanlarından ziyade ileriye dönük hep kötü yanlarını görecek. Çünkü kendini bir yere oturtturamıyor. Ben mesela ben 32 yaşındayım. Ben 27-28 yaşında bu popülerlik yavaş yavaş başladı. Ama ben 27 yaşına kadar işinde gücünde hayatın bazı şeylerini görmüş, karakterini oturtmuş bir adam olduğum için benim için çok bir zorluğu yok. Ben sosyal medyadan hep iyi yanlarını almaya çalışıyorum. Kötü yanları da oluyor. Ama dediğim gibi kötü yanları hep iyi yanlarla kapatmaya çalışıyorum. Buradan yani şöyle bir şey sorarsan yeni yeni içerik üreten bir yerlere gelmek isteyen arkadaşlara nasıl bir
tavsiyem var diye bir şey sorarsan. Ben onlara her zaman şey söylüyorum. Gittiğimiz üniversitede konuşmalarda da onu söylüyorum. Yani önce bir iş sahibi olun. Yani sosyal medyayı bir ekmek kapısı olarak görmeyin. Sosyal medya ekmek kapısı, bir kazanç kapısı olarak gördüğünüz zaman istediğiniz yere ulaşamazsınız. Önce kendi bir işiniz, kendi bir elinizde neydi, bileziği nereye takıyorduk? Bir yere bilezik, altın bileziği bir yere takmak gerekiyor ki ondan sonra bunu bir ek işmiş gibi ya da ek hobiymiş gibi devam ettirip sonra yürüyorsa profesyonele dönmeleri gerekiyor. Diğer türlü işte son zamanda Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri, önceden çocuklara sorarlardı, doktor mu olmak istiyorsun, polis mi ya da ne olmak istiyorsun? Adam YouTuber olmak istiyorum diyor. İşte bu dediğim şey bu yani. Önce meslek sahibi olmalı gerekiyor. Vallahi az önce dediğim gibi uzun vadede Beyaz Perde'de ve görüşümüz dizi projeleri var. Kendimizin yazdığı gene. O taraftan yürümek istiyoruz. Ama şartlar ne olur ne biter. Biliyorsunuz ülkede kafamda şu yapacağım şunu yapacağım diye bir sistem oturtmak biraz zor. Yarın ne olacağı belli olmuyor. O nedenle gönlümüzden geçen bu sene bir film yaptık. Her sene bir film yapıp İnsanlarla vizyonla kucaklaşmak istiyoruz. Dizi olursa dizi, bize uyacak, kendi yazdığımızı kabul ettirebilirsek dizi üzerinden yürümek istiyoruz. Sosyal medya zaten kendi akışına devam ediyor. İleriye dönük planlar bunlar. 3 araba, işte 8 villa, Taha. Şu an gözlerini açtın, bana bakıyorsun. Dikkatimi çektin şu an. Öyle ya, öyle. Zaman işte, ne olacağını bilmiyoruz. Evet, kafamızda bir şeyler var. Ama zaman gösterecek ne olduğunu.